Bir adalı oldu, sağolunuz. Ve sayın seyirciler, biz tabii büyüme diyoruz. Büyümenin önemli bir ivmesi elbette ihracat. Türkiye'de 2012 yılı için beklendi %3 büyüme ve bunun yaklaşık 2,5 puanının da ihracattan gelmesi bekleniyor. Şimdi Türkiye'nin önemli ihracat illerinden biri Denizli. Denizli'nin İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman Kocasert'le sohbet edeceğiz devre arasında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Kocasert. Çok teşekkürler. Doğru söyledim değil mi? Türkiye'nin ihracat kentlerinden biri Denizli. Evet. Ve son TİM rakamlarına bakıyorum. %31'lik bir artış olmuş Kasım ayında ihracat rakamlarında. Önce bir son çeyreğe bakalım 2012'yi tamamlarken. Genel olarak 2012'yi değerlendirelim. Hem pazarlar açısından hem parite hem mevcut koşullar nasıl etkiledi Türkiye ihracatını ve Denizli elbette? Konuşmanızın başında çok güzel bir saptamada bulundunuz. Biz 3,5-4 hedefimizde ama en kötü ihtimalle %3 büyüme gerçekleştireceğimize kesin gözüyle bakılıyor. Ülke olarak bunun %2,5'unun ihracattan geliyor olması, evet, gerçekten çok önemli. Tabii, çok önemli bir indikasyon. Denizli'nin de bunda çok önemli rol oynadığını gururla söyleyebiliriz. Türkiye'de en çok ihracat yapan 10 il arasında genel sıralamada 8. Nüfus bazalında da 4. sırada. Ve biz de 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda Denizli olarak da hedeflere paralel ilerleme gösteriyoruz. İlk çeyrek hareketli başladı. İkinci çeyrekte biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne bağlı olarak durgunluk yaşadık. Üçüncü çeyrekte toparlanma geldi ve çok sevindirici iki rakam var ki Eylül ayında biz Gaziantep'ten sonra %11 ile Türkiye'de en çok ihracat artışı gerçekleştiren il olduk. Kasım ayında ise bu oran %31. Kocaeli ile Türkiye'de ikinciliği paylaştık. Gerçekten çok sevindirici, şehrimiz, kentimiz adına ve ihracat adına çok gurur verici. Ama bize özel, yerelde özel başka bir konuda Denizli İhracatçılar Birliği kurulduğu günden bu yana her ay açıkladığı ihracat rakamlarında Eylül ayında 173 milyon dolar, Kasım ayında da 187 milyon dolar ihracatı kayda alarak kendi içinde iki rekoru üst üste kırmış oldu. Bu bize bir moral ve motivasyon verdi. Açıkçası 2013 ile ilgili beklentileri de yukarı yönde revize etti. Kasım ayında en yüksek aylık ihracat rakamı olmuş oldu. 268 milyon dolarla birlikte. Genel olarak baktığımızda işte Avrupa Birliği'nde işte kısmi toparlanma var denildi. Rakamlar bunu söylüyor. Çünkü Avrupa Birliği ihracatımız son olarak %17 artmış. Afrika'ya %34 artmış. Libya'ya %250 artmış. Brezilya'ya %80. Şimdi değişik pazarlar gündemde. Denizli'de tabii ana ticaret sektörü tekstil baktığımızda. Ama diğer sektörlerde gelişme var mı? Ve tekstilde son durum ne? Hemen birkaç güncelleme yapalım. Eminim bu bilgileri izleyicilerimiz de ilgili takip edeceklerdir. Çünkü biz evet ev tekstilinin başkenti olarak biliniyoruz. Bu doğru. Ülkemizde bilhassa tekstil, ev tekstili konusunda başkentiz. Dünyada da çok önemli bir merkeziz. Ama ben size birkaç rakam vermek istiyorum. 2004 yılında deniz ihracatının %75'i tekstil ürünlerinden oluşurken 2012 yılında bu oran %44'e kadar geriledi. Fakat tekstil ihracatımız gerilemedi. Diğer sektörlerdeki ihracatlarımızda tekstil ihracatının üzerinde bir artış gerçekleşti. Özellikle mermer, traverten, kablo, kuru yemiş gibi sektörler denizde oldukça faal durumda. Yine başka bir rakam, biz 2004 yılında sadece 92 ülkeye ve 700 civarında ürün ihraç ederken ve bu ürünlerin çok büyük bir kısmı tekstilken bugün 160'a yakın ülkeye 1900 farklı ürünü ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tekstil haricinde? Tekstil dahil tekstil 1900 dahil. Ama tekstil dışındaki ürünlerin çok arttığını söyleyebilirim. Bunlar bizim kentimizdeki sektörel çeşitlenmenin de bir ispatı. Evet, hala tekstilde çok iddialıyız. Hala tekstilin başkentiyiz. Ama alternatif sektörler de arkadan çok kuvvetli geliyor. Mesela gıda olabilir mi? Elbette. Mesela şöyle bir bilgiyi paylaşalım. Bizde deniz yok. Çok yakınımızda göl yok ama Türkiye'de en çok tütsülenmiş balık ihracatını Denizli gerçekleştiriyor. Modern tarım çok ciddi alanda hareketli. Türkiye'nin ilk organize sanayi sera bölgesine sahibiz. Ve bu konuda önemli yatırımlar alıyoruz. Türkiye'nin önemli elma ve nar üreticisiyiz. Ama bunun da ötesinde
Örnek veriyorum, birçok izleyicimiz belki bilmiyordur. Türkiye'deki leblebi üretiminin %80'i denizde yapılır. Öyle mi? Aynı şekilde Türkiye'deki nane kekik üretiminde de birinci sırada olduğumuzu gururla söyleyebilirim. Hı-hı. Bunlar organik ve hijyenik olarak ihracatına başlandı. Dünyadaki işlenebilir tarım arazilerinin gittikçe değer kazandığı düşünülürse, hı-hı, önümüzdeki yıllarda Denizli adından sadece tekstilde, kabloda, mermerde değil, tarım ürünlerinde, hatta belki de şarapçılıkta bile adı geçecek. Çünkü, hı-hı, çok ciddi değerli üzüm alanlarımız var, topraklarımız var, Buldan Alaşehir bölgesinde. Evet. Bu alanlar önceden üzüm ihraç ediyordu. Hı-hı. Şimdi katma değeri daha da yüksek. İçeceğe dönüştü. Şarap ihracatında oldukça başarılıyız ve uluslararası alanda da ciddi ödüller alıyoruz. Ben Çorum'u bilirdim, leblebi kenti. Evet. Deniz dediniz %80. Ben de şaşırdım. Şimdi turizm mesela, güneye doğru indikçe tabii turizm hemen akla gelen sektörlerden biri. Burada bir yatırım potansiyeli olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Teşvik kapsamına alındık turizm konusunda. Özellikle Karayiğit, Pamukkale bölgesi, Sarayköy Havzası, termal enerji konusunda son derece şanslıyız. Ve sağlık turizmi, inanç turizmi konusunda önümüzde ciddi bir potansiyel var. Hı-hı. Belki takip etmişsinizdir. İncil'de adı geçen 7 kiliseden bir tanesi Laodikya'da bulundu. Yine Tripolis'te Denizli Belediye'mizin, Pamukkale Üniversitemizin ve Valiliğimizin katkılarıyla kendi imkanlarımızla çok hızlı kazı çalışmaları gerçekleşiyor. Hı hı. Aynı havza içerisinde 5 tane antik kentin olması, Pamukkale'miz Denizli'yi doğal bir turizm merkezi yapıyor zaten. Buna, hı hı, bağlı hizmet sektöründe de gelişme var. Ama yeni paylaşacağım bir gelişme, Denizli'ye sadece 25-30 dakika mesafede Bozdağ'ın kayak merkezi ilan edilmesi ve bu konuyla ilgili de ödeneklerin ayrılması sonucu, hı hı, ben Denizli ve bölgesinin en fazla bir belki de iki yıl içerisinde kayağı ve kış turizmine de başlayacağını söyleyebilirim. Denizli'nin artı hanesine yazılacak olan önemli değerlerden bir tanesi de turizm. Hı hı. Ama biz sadece bununla da yeterli kalmıyoruz. Büyük şehir olduk biliyorsunuz. Evet, şimdi onu soracaktım. Evet. Ne artılar getirecek Denizli'ye bu? Bana göre Denizli zaten çok uzun zamandan beri büyük şehirdi. Adı büyük şehirdiydi. Çünkü nüfus parametresi dışındaki her türlü parametrede Denizli şartları yerine getiriyordu. Motorlu taşıt sayısından okur yazar oranına, işsizlik oranından milli gelire kadar. Hı hı. Ama nüfus kıstasında merkez olarak çok büyüktük, yarım milyonun üzerinde, ama çevre ilçelerimizden o kadar destek alamıyorduk. Bu sorunda biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanımızın onayıyla artık büyük şehir olduk. Hı hı. Bir kere büyük şehir bana göre ismi üzerinde bir motivasyon ve farkındalık unsuru. Hı hı. Artık Denizli birçok alanda büyük şehirdi, ismen de büyük şehir oldu. Devletten alacağımız katkı paylarının artmasıyla, özellikle İller Bankası'ndan gelecek katkılarda, şehircilikte son 10 yılda büyük gelişme gösteren kentimiz, hı hı, artık çok daha yaşanılabilir bir cazibe ve ilgi merkezi olacak. Çünkü suç oranımız çok düşük, çok huzurlu bir kent, ticaret çok yüksek oranda. Orada bir rekor istihdamdan gelmiş. Evet. Eylül ayı itibariyle bu rakam tabii, ama SSK'lı çalışan sayısı 167.631 kişi olmuş. Benim bildiğim kadarıyla Denizli tarihindeki en, hı, yüksek istihdam rakamına ulaştık kayıtlı olarak. 167.000'in üzerine çıktık. Hı hı. Bunların hepsi çok sevindirici ve umut verici gelişmeler. Peki, umut dediniz, 2013'te 11 dakikaya giriyoruz. Ilımlı büyüme politikaları izleniyor. Merkez Bankası'nın hedefleri var. Peki ne düşünüyorsunuz? 2013 hakkındaki beklentiniz de tüm kurdaki gelişmeler, işte bu kredi üzerindeki baskılar vesaire nasıl etkileyecek hem sektör hem Denizli'yi? Şimdi 2013'ün son çeyreğine bahsettiğimiz rekorlarla girmek açıkçası bizi umutlandırdı. Moral ve motivasyon sağladı. Beklentileri de bir miktar yukarı çekti. Hı hı. Gerek Avrupa Birliği'ndeki küçük de olsa kıpırdanma, gerek Christmas siparişlerinin yansıması. Evet. Biz 2013'ün ilk çeyreğine açıkçası yine hızlı ve hareketli gireceğimizi düşünüyoruz. Hı hı. Merkez Bankası'nın izlemiş olduğu şu anki döviz politikaları yeterli gibi görünüyor. Döviz sepetinin 2'nin altına inmesine izin vermiyor. Eğer faizlerde bir miktar geri gelme olursa, ki beklentimiz, evet, bu yönde, biz ihracatçılar olarak 2023 hedeflerinde hiçbir sapma olmadan, başta Denizli'de dahil, emin adımlarla yürüyeceğiz diyebilirim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Süleyman Kocasert, sağ olun. Evet, kısa bir aramız var şimdi. Devre arasında bir virgül koyalım. Ekospor ekranlarınızda olacak. Bizden ayrılmayın.